Öncelikle günaydınlar. Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyelerim, Sayın Genel Müdür, hanımefendiler, beyefendiler. 7. İSSAFE Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu seneki ana temamız Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunmasındaki yeni gelişmeler olacak. Tabii ki tüm gün boyunca yine bir bilgi bombardımanı olacak ve yeni gelişmelerden haberdar edecek yetkin isimler bize. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünden bugüne ülkemiz için taş üstüne taş koymuş bütün değerlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere öncelikle İSSAFE kurucusu ve zirve başkanı Sayın Musa Savaş'ı kürsüye rica ediyorum. Alkışlarınızı efendim. Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Genel Müdürüm, değerli misafirlerimiz, hepiniz 7. İSSAFE siber, özür dilerim. 7. İSSAFE Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'ne hoş geldiniz. 7.'sini yapıyoruz. İnşallah bundan sonrakileri de devam ettirmek nasip olur. Konuşmamın başında bir şey söylemek istiyorum. Ya biz bir hata yaptık. Uyarıldık. Hatamızı düzeltme konusunda geç kaldık. Hızlı aksiyon alamadık. Bundan dolayı bazı insanları üzdük. Kimilerini kızdırdık. Sebep olduğumuz bu şeyden dolayı herkesten özür diliyoruz. Umarım bizi affederler ama ders aldık. Bundan sonra inşallah bazı konulara daha hızlı cevap verme konusunda daha hızlı olacağız. Neticede hata biz insanlara mahsus. Değerli misafirler, yine dolu dolu bir içeriğimiz var. Bu konuda kurum bize her türlü desteği verdi, sağ olsun. Zirvemizin başta sektör paydaşları olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını ve faydalı olmasını diliyorum. Diğer yandan da bu etkinlikteki sunumları ve konuşmaları en kısa zamanda montajlarını yaptıktan sonra sosyal medya hesaplarımıza koyacağız. O yüzden size naçizane önerim şudur. Yani sosyal medya hesaplarımızı, özellikle de YouTube hesabımızı takibe alın. O da bizi motive ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Savaş'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim ve yine konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tahsin Kaplan'ı rica edeceğim efendim. Alkışlarım. Sayın Kurum Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, öncelikle şahsım ve Türk Telekom adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle 7.'si düzenlenen İSSAFE Kişisel Verileri Koruma Etkinliği
de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İletişimin ve dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde geçiyoruz. 2023 yılı sonu verilerine göre ülkemizde mobil abone sayısı 92.2 milyon. Geniş bant abone sayısı 94.3 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Yine ülkemizde 62.5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Günde ortalama 8 saatlik bir zaman dilimini sosyal medyada geçiriyoruz. 2010 yılında dünyada üretilen veri miktarı sadece 2 zettabayt iken bugünden itibaren 2025 yılına kadar bunun 180 zettabaytlara kadar ulaşması bekleniyor. Her gün terabaytlarca verinin çevrim içi dünyaya aktarılması bu verilerin güvenli şekilde saklanmasını da zorunlu kılıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 küresel riskler raporuna göre siber suçlar ve siber güvensizlik önümüzdeki 10 yılın en önemli problemi gibi görünüyor. Bu veriler ışığında kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği kavramları günümüzün en önemli konularından biri haline gelmiş durumda. Mahremiyet, güvenlik ve gizlilik kavramlarının önemi dünya gündemini meşgul eden en büyük çaplı veri ihlalleri ve saldırılarla daha da önem kazanmış görünüyor. Türk Telekom olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca başta veri güvenliği olmak üzere sektörde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye'nin en geniş siber güvenlik ürünü portföyü, en yetkin mühendis kadrosu ve büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Ulusal şebekemizin erişim güvenliğini sağlarken kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 3000'i aşkın müşterimize 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yerelleştirme stratejimiz kapsamında 2018'de %26 olan siber güvenlik ürünlerinin yerlilik oranı bugün %65'lere ulaşmış durumda. IDC'nin Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analiz raporuna göre siber güvenlik hizmetleri kategorisinde son 3 yıldır Türk Telekom olarak pazar lideriyiz. Değerli konuklar, Türk Telekom olarak geçmişten beri mahremiyet konusunda uyum çalışmaları yapıyor olmamız, bize kişisel verilerin korunması adına bugün iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mevzuat değişikliğinin takip ediyoruz ve GDPR'a tam uyum konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda yöntem ve süreçlerimizi kişisel verilerin korunması alanında yapılan tüm düzenlemeler kapsamında sürekli geliştiriyoruz. Kişisel verilerin korunması mevzuatının geliştirilmesi, mevzuat uygulamalarının etkinleştirilmesi ve farkındalığın arttırılması adına kurumumuz büyük bir çaba gösteriyor. Bu vesileyle buradaki tüm paydaşlara işbirliği yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu etkinliğin tüm sektör için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim Sayın Tahsin Kaplan'a da çok çok teşekkür ediyoruz konuşmaları adına. Ve konuşmalarını yapmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Bilir'i kürsüye rica ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Genel Müdürüm, değerli misafirler, sektörün değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar. 7. E-Safe Kişisel Verilerin Korunması Zirvesi'ne hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Zirve bu yıl 7. kez düzenleniyor. Neredeyse kurumumuzun kuruluşuyla eşit şartlarda veya aynı doğrultuda ilerliyor. İnşallah bu zirvenin önümüzdeki yıllarda tekrarını diliyorum. Tabii bu yılki zirve konusu olarak Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunmasında yeni gelişmeler temasını belirledik. Dolayısıyla bu zirvenin hepimiz için, ülkemiz için faydalı olmasını diliyorum.
Değerli katılımcılar, hukuki düzenlemelerin varlığı kadar o düzenlemelerin uygulanması da önemlidir. Hatta denir ki çok iyi bir düzenleme yapabilirsiniz ama uygulanmadığı sürece o düzenleme bir işe yaramaz. Ve genel müdürüm de belirttiği gibi bir kanun değişikliği yapıldı. Ve bu kanun değişiklikleri de 1 Haziran 2024 yılında yürürlüğe girecek. Ve bir kanunun varlığı önemli, uygulanması daha önemli. Uygulamanın iyi olabilmesi için de o kanunun doğru anlaşılması gerekir. Bu değişikliklerin doğru yorumlanması gerekir. Yapılan değişiklikler şunlar. Kanunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yeni işleme şartları getirildi. Yurt dışına veri aktarımı ile ilgili yeni yöntemler belirlendi. Kabahatlerle ilgili olarak yeni bir kabahat belirlendi ve kanuna eklenen geçici bir maddeyle açık rızaya dayalı yurt dışına veri aktarımının 1 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi. Tabii bu kanun çerçevesinde, bu değişiklikler çerçevesinde kurula bir yönetmelik hazırlanması görevi verildi. Biz bu yönetmeliğimizi hazırladık, görüşe açtık. İnşallah bu hafta sonu itibariyle de görüşler tamamlanmış olacak ve biz 1 Haziran tarihi itibariyle de yönetmeliğimizi yayınlayacağız. Değerli katılımcılar, yapılan değişiklikleri sınırsız veri işleme ya da denetimsiz ve kontrolsüz yurt dışına veri aktarımı olarak nitelendirmemek gerekir. Yapılan değişiklikleri veri işleme şartlarının genişletilmesi ve denetimli ve kontrollü olarak yurt dışına veri aktarımı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıllık süre içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, uygulamada karşılaşılan problemler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör paydaşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak bu değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin temel belirleyicisi tek cümleyle ihtiyaçlar veya tek kelimeyle ihtiyaçlar olarak nitelendirebiliriz. Ve bu değişiklikler çerçevesinde kanun 6. maddesinde bu veri kategorileri arasında bir ayrım öngörmüştü. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler diğer verilere göre daha az veri işleme şartlarına tabi kılınmıştı. Bu ayrım ortadan kaldırıldı. Yurt dışına veri aktarımında hakikaten bizim de katıldığımız sektörden gelen talepler doğrultusunda kademeli bir, aşamalı bir yurt dışına veri aktarımı sistemi benimsendi. Yeni bir yöntem benimsendi. Buna göre kurul tarafından bir ülke güvenli ülke olarak nitelendirilmiş mi? Önce buna bakılacak. Eğer nitelendirilmiş ise veri aktarımı serbestçe yapılabilecek. Ama şunu söyleyeyim, henüz kurulumuz bir ülkeyi güvenli ülke olarak belirlemedi. Eğer yeterlilik şartı yok ise bu durumda uygun güvencelerin sağlanması gerekir. Bu uygun güvencelerin ne olduğu da kanunda tek tek düzenlenmiş standart sözleşmeler, taahhütler ya da bağlayıcı şirket kuralları. Eğer uygun güvenceler de sağlanamıyor ise bu durumda arizi kanun tabiriyle arzi yöntemlerle yurt dışına veri aktarımı yapılabilir. Arzi yöntem dediğimiz zaman sistematik ve düzenli olmayan bir veya birkaç defa yurt dışına veri aktarımı söz konusu olmasıdır. Değerli katılımcılar, kişisel verilerin korunması, teknolojik yenilikleri
yakından ilgilendirilmesi ve hukukun diğer alanları da temas etmesi nedeniyle dikkatli ve sürekli olarak takip edilmesi gereken bir alandır. Kişisel verilerin korunmasını aslında bir madalyonun iki yüzü gibi düşünerek hem hukuki hem teknolojik boyutuyla ele almak gerekir. Bu kapsamda kimi çevrelere göre yüzyılın teknolojisi olarak nitelendirilen yapay zeka konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Yapay zeka kavramı kimi zaman insan müdahalesi olmadan öğrenilebilen, kendi kendine karar verebilen ve öğrendiklerini uygulayabilen bir algoritma olarak nitelendirilmektedir. Yapay zekaya yeteneğini kazandırıp yükselmesini sağlayan en önemli araç aslında insan davranışlarına yakın sonuçlar üreten algoritmalardır. Kuşkusuz yapay zeka doğru tasarlandığında, doğru kurgulandığında ve insan odaklı bir anlayışla hizmete sunulduğunda eşsiz fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zekaya dayalı teknolojilerin insanlığa sunacağı fırsatlar görmezden gelinemez. Bununla birlikte yapay zeka bireylerin gerçek ihtiyaçlarını ve insanlığın yaşam kalitesini artırılması için uygulanmalıdır diyorum. Günümüz dünyasında kötü olan teknoloji değildir. Burada sorun teknolojinin kötüye kullanılmasıdır. Bundan dolayı bireyin mahremiyetine yönelik haklı endişeleri anlamalıyız. Mahremiyet beklentisinin bir varlık olduğunu, bir gerçek olduğunu kabul etmeliyiz. Son olarak belirtmek isterim ki asıl tehdit robotların insanlara benzemesi değil, insanların robotlara benzemesidir. Bu nedenle dijital çağda insan kalabilmenin önemini iyi kavramak gerektiğine inanıyorum. Sözlerime burada son verirken değerli katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde eSafe kurucusu Musa Savaş'a özellikle teşekkür ediyorum ve etkinliğin hepimiz için faydalı olmasını diliyorum. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Bir minik plaket törenimiz olacak müsaadenizle. Sayın Başkan'a birazcık yoracağız. Plaketlerini almak üzere Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tahsin Kaplan'ı rica edeceğim. Alkışlarla efendim. Ve yine plaketlerini almak üzere yıllardır aslında bizim medya iletişimimizi de yürüten, üstadım sizi bırakmayacağım, bir toplu fotoğraf çekelim. Fasalisten Sayın Aydın Sünü de rica edelim efendim alkışlarla. Sayın Musa Savaş, sizi de hatıra fotoğrafı için sahneye rica edeyim. Efendim şöyle, çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, bu seneki ana temamız Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunmasındaki yeni gelişmeler. Aslında Sayın Başkan Profesör Doktor Faruk Bilir de bir Haziran 2024 itibariyle önümüze gelecek olan mevzuatla ilgili de gelişmelerle ilgili de çok net bilgi verdi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz efendim alkışlarla. Sağ olunuz, var olunuz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun Sayın Başkanım. Ve şimdi minik bir iletişim aramız olacak efendim. Saat 11 itibariyle ilk bölüm oturumlarımız başlayacak. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda yapılan değişiklikler konuşulacak. Saat 11'de görüşene dek şimdilik hoşçakalın.